haftaki maçlardan herkese merhabalar. Orhan Uzca ile birlikteyiz uzun bir aradan sonra. Ve transferleri konuşacağız. Hoş geldin abi. Tabii hoş bulduk. Ama ben bir daha gireceğim. Uğur Karakullukçu kaçıyor. Sattı, mattı, taze şeyler yaptı ama gerçekten ben Uğur'un geleceğini teyit aldıktan sonra biz vazgeçtik. Çünkü hem Uğur çok güzel bu işi yapıyor hem de uzun zamandır da insanlar onu çok özledi. Evet. Yani soruyorlar, ediyorlar, ne düşünüyorlar. Çıkacağını bilince zaten daha iyi olur fikriyle vazgeçtim. Yoksa program satmak bize pek yakışmaz. Diyorsun. Yakışmaz yani öyle sattım attı geyikleri. Hiç hoş değil yani. İzlemedin mi sanıyor, ne sanıyor? Orhan Uluca yayını sattım attı. Ha, güzel de program olmuş bu arada. Ben izledim, sağ çok ol, beğendim. Çok keyifliydi. Pek çok insan da dediğim gibi özlemiştir yani. Evet, Uğur'u özlemiştik gerçekten. Güzel oldu. Sağ olsun programımıza katıldığı için. Abi Galatasaray'la başlayalım istersen. Puan durumuna gidelim geçen sezonun. Transferleri konuşacağız. Önce bir mevcut kadroyu getirelim ekrana. 2019-2020 sezonuna girmeden önce Galatasaray ne alemde? Bir bakalım. Şimdi burada soru işareti olanlar sözleşmesi biten oyuncular. Emre Akbaba'ya da bir kırmızı artı koyduk orada sakatlığından dolayı. Yani savunma hattı sağlam diyorsun ama Marko ve Atalanta'dan teklif gelmiş bugün. Yani sen kaç dersin Marko'ya? Kaça satarsın Marko'yu şu anda? Benim için çok değerli olduğunu sen biliyorsun. Ben evet. 30'dan aşağı bırakmam Marko'yu. 30. Biliyoruz tamam 10-12 içe hiç bırakmam. 20'den başlaması gerekir. Evet, ben de 20'den çünkü aşağı satmam. Çünkü işimiz bizim daha çok işimiz Türkiye Süper Ligi'nden ziyade Avrupa Ligi. Evet. Avrupa Ligi'lerindeki transferleri gördükçe insan yani bir tuhaf oluyor. Ozan Kabak için 15 milyonu aşırı ucuz bulduğu için Bayern Münih ihtiyacı olmadan da almak istiyor. Doğru. Herhangi bir oyuncu satılıyor işte 20 milyon, 25 milyon, 30 milyon ya Marko çok iyi bir stoper. Doğru. Ben çünkü 10 milyona bıraksan ne kim alacaksın? Bir yıldız almaya kalkıyorsun, 3-4 milyon serine veriyorsun, bilmem bonservisine veriyorsun. 900 bin lira oynuyor ya. 900 bin lira yani muhteşem bir oyuncu, çok iyi bir keşif. Verilmez öyle. Yani bir de iyi bir ikili oldular, umarım kalır. Öyle. Şimdi savunmadan başlayalım bir kere. Sağ beke Şener konuşuluyor. Ne diyorsun Şener için? Şimdi Mariano Lines de var sağda. Ya bir kere şöyle bir şey var. Galatasaray'ı anlıyorum. Bir Türk havuzunu genişletmek istiyorlar. Çünkü gelecekte ne olduğu belirsiz. Bundan birkaç yıl önce 2009-2020 için bizzat Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı azaltılacağını ama bunun 2019-20'den itibaren geçerli olacağını söylemişti. Kulüplere şimdi ne dendi ne söylendi bilmiyorum ama bir yerliye gitmek durumunda kalıyorlar. Yerliye gittiğin zaman da elde kalan nitelikli oyunculardan birisi Şener. Yani iyi bir sabek. Yani Marion'la ve Lines varken ihtiyaç var mı? Yok ama oynatamayacaksın. Yedek kulüben Türk olmak zorunda kalacak. O yüzden Yusuf gibi, Adem Büyük gibi, Şener gibi çok bir yere gidemeyecek ama sana da zaman zaman faydalı olabilecek oyuncular alıyorlar. Şener biraz da ritme sokuldu mu çok iyi oynayabilir. Benim Şener'le ilgili, oyunculukla ilgili bir endişem yok ama çok tek yönlü oyuncu. Başka pozisyonları yedekleyemediği için senede maksimum 10 maça çıkabilecek bir oyuncuya bu kadar para verileceğine ben daha böyle U21 sağ bekler işte milli takımın, Ümit milli takımın sağ beki varsa ya da işte bek oynayan pozisyon. Mesela Fenerbahçe i̇deal, Murat Sağlam'ı aldı. Ya, ideal farklı pozisyonlarda oynuyor. Mesela Yunus Akgün ihtiyaç duyulduğunda da sahaya sürülüyor muydu? Yani çok az. Çok. Yani 10 numara diye bağırıyor takım bazen mesela. Hı hı. Hoca niye nerede konuştuk? Bugün radyoda konuşmuş olabiliriz. Tekrar düşeceğim için söylüyorum. Hı. Fatih Terim için yedek kulübesi kullanımını çok iyi biliyorum. Doğru veya yanlış ama şöyle bir tarzı var. Mesela yedek kulübesine bakarsın. Eskiden bakıyorum. Eren Derdiyok vardı. Atıyorum. Hı hı. Selçuk İnan. Sinan. Hı hı. Varsa. Yerliler bunlar. Evet. Ya, yerli olması şart değil. Veya Marion'la varsa hı hı. Marion'la. Hı hı. Üçe girecek. Sahada ne olursa olsun bu üçe girecek. Önceden belli yani. Kullanabileceğim oyuncu diyor. Hı hı. Senin gole ihtiyacın var ama Donk atarsın geriye stopere. Selçuk alasın. Yine bir tık hücumcu yaparaktan gole gidersin. Senin savunmada bir şeyin eksiğin var. Gene Sinan girer falan yani ne bileyim. Hı hı. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Yani evet. Hazır oyuncu var. Kafasında 11 oyuncusu var. Muğdat giremezdi düne kadar. X giremez, Y giremez. Bunlar da ama Şener girer. Fatih Terim için öyle bir oyuncu. Dediğin ideal. Hı hı. Yani Fatih Terim çok genç oyuncu yetiştirdi ama yine de az güveniyor. Yeterli değil bence yani. Ben Ümit Milli Takım'da Mert Yılmaz'dı sanki. Bayern Münih'in U20 takımında yani herhalde onların 3. lig gibi bir lig var ya oraya kiralıyorlar. Yani orada oynuyor.
oyuncular. O çocuk benim 2-3 maçta izledim, dikkatimi çekmişti bayağı. Özellikli bir oyuncuydu. Bilmiyorum izledim mi de. Mesela o düşünülse biraz daha, ya şimdi bu Ben sana bir yerli. soru soracağım bundan bağımsız. Sence Ozan Kabak, Fatih Terim'in büyük başarısı, şimdi ona 18 yaşında şampiyon ayına göre imkansız bir şey. Yeteri kadar rotasyon olsaydı Ozan Kabak çıkar mıydı? Zordu, evet. Yani marka o şey pardon Maiko'nun yetersizliğinden ve başka alternatif olmamasından da çocuk çıktı. Yani bir noktada onlar da yoktu hatta. Doğru. Mecburiyetten oynadı. Baktı ki Maicon'dan biraz daha şey güvenilir. Yani böyle çıkmasın yetenek ya her zaman. Yani Emre Belözoğlu'yu çıkardığı gibi çıkarsın Fatih Terim mesela. Emre Belözoğlu öyle çıkmadı. Emre Belözoğlu 16 yaşında bir Beşiktaş maç oynadı. 4-2'lik. 16 yaşındaydı Galatasaray'da. Yani muhteşem bir yetenek geliyordu ama ihtiyaç yokken de onu oraya koyabiliyordu Fatih Terim. Bugün de öyle olsun. Yani illa zorunluluktan dolayı Arda Turan Milada Boyes'le maçıyla çıkış yaptı. Zorunluluktan Evet. oynatmıyorlardı yani. Gerets vardı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Doğru. Evet ben bu oyuncuya güveniyorum. Mesela kim başka bir seçenek olduğu halde oynatmak güzel. Doğru. Yani Ozan Galatasaray'daki Kabak gibi gençler mesela. biraz evet biraz zorunluluktan çıktı ama Stuttgart'taki Ozan Kabak'tan bahsediyorum. Galatasaray'daki değil. şunu ama net bir şekilde söyleyebiliriz mesela. Bu yabancı kuralı hep şey değildi. Eskiden de hep yerli kuralı yüzünden yerli transferler yapılmak zorunda kalınıyordu ve Beşiktaş mesela o zaman şunu yaptı. Oğuzhan'ı gitti Avrupa'dan buldu getirdi. Olcay Şahan'ı genç yaşta getirdi. Cenk Tosun'u Gaziantepspor'dan bedelsiz aldı sözleşmesi biterken. Hep doğru planlamalar ve bunlar 3-4 yıl sonra 2016-2017 Sana şampiyonluğunu bir şey getirdiler. söyleyeyim mi? Ama o planlama çok doğru. Evet. Aynı örneği ben Jürgen Klopp'la Dortmund için de söylerim. 8 tane 21 yaş altı oyuncu. Niçin yapıldı onlar? 3-4 yıl sonra İki hedefi. takım da hem Beşiktaş feda politikası, para yok. Ha, para yok, evet. Nuri Şahin'in çıkması da yani Dortmund'un 5 milyon harcama şansı var Dortmund'un sadece. Mesela bir yıl onu Barrios'a verdiler. Ertesi sene şeye verdiler, Lewandowski'ye verdiler. Başka alamıyorsun. Hummels kiralıktı. Sonradan 4 milyona bonservis ödendi. Mesela Galatasaray'da aynı dönemde 2013-2014'lerde çok para saçıyor Aysal dönemi. Mesela 2.750 Salih'e verdi Dursun'a. Ta neler neler. Veysel Sarı'ya paraları saçtılar. İşte Ceyhunlar, Yektağlar, Onisa, Olcanlar, Adınlar. Mesela Galatasaray o dönemde yerli politikasını kötü yaptığı için sonraki 3-4 yılda onları nasıl göndereceğiz diye düşünürken Beşiktaş doğru yerli politikasını yaptı. Gökhan Töre'yi de yine sayalım buna. Sonra başarı geldi ya 2016-2017'de. dünya Şimdi o yüzden bence hani şimdi yerliye geliyorsun ama ya adam yok ama Adem'i hayır alayım. Adem yok şunu işte 29 yaşında Şener'i alayım. bak karıştırdığım bir şey var ben sana söyleyeyim onun neden olduğunu benim fikrim en azından şimdi Fatih'in nerede yerliye ihtiyacı var şimdi sen Galatasaray'ın az önce açtın aşağı yukarı ilk 11'i yabancı olacak kesin dışarıya da bir tane yabancı koyabiliyorsun değil mi yedek kulübesinde Doğru. senin yerlin direkt oynayacak yerlisinde yoksa istemiyorsun. Alternatif yerler. Dışarıdan alternatif yerli istiyorsun. Eskiden zaten yabancı kural olduğu için oynayacak yerliye çok ciddi paralar veriyordun. Şimdi en azından daha düşük maliyette oyunculara. Mesela Adem nasıl bir oyuncudur? Girersin bir sonuç alırsın ama ilk 11'e girmez. Aynı şey için de geçerlidir. Yusuf Yusuf mu? için de geçerlidir. Aynı şey Şener için de geçerlidir. Bunlar yedek kalmayı göze alabilecek ve Fatih Terim'in yedek Ya politikasında Muğdat'ı da öyle uygun. aldı zaten. Yani Muğdat yani kariyer olarak ama girmiyor oyuna bak. Ama Fatih Terim Şener'i oyuna sokar. Yusuf'u sokar. Onun için o oynanabilecek bir oyuncu. Yoksa diğer üç tanesi kalıyor. Aynı o, gidin bakın Galatasaray'ın yani değişikliklere bakın. Hep aynı oyunculardır. Zaten hoca Skor ne bindiren bek olursa çok olsun sever. öyledir. Şener hocanın tarzında bir bek. O Hakan Ünsal'ın işte birkaç tık altı olan sürekli gitsin gelsin istiyor bekten. Bir şey daha söyleyeceğim Şener Özden'e de sonra sana bırakacağım. Mesela 5 milyonu çok filan diyorlar. Yemin ederim bunlar piyasadan habersiz. Neyi çok? 5 milyonu çok 5 milyon Türk lirası. Yani 900 bin euro filan değil mi? 6 yani 1 milyon euro 630 bin, 6 milyon 300 bin olduğunu düşünürsek. Şener aşağı yukarı 1 milyon dolar galiba. Evet. Ya herhangi bir Anadolu kulübü 400-500 bin veriyor artık. O eski, benim zamanımda öyle veriyor, o paralar veriyordu. Biraz iyi oldu mu 700-800 bin euro. Doğru. Yani niye Şener'e kimse Fenerbahçe'nin oyuncu alacaksın sen? Direkt 1 milyonla başlıyorsun zaten. Yani ben Herkes verir yani. Şener'in değeri doğru öyle ama Şener'le ilgili dert bu bence. Mesela 2000 UEFA Kupası'nı alan Galatasaray kadrosunda mesela Ergün Pembe, Hakan Ünsal da var.
Şimdi hem Hakan hem Ergün formda. Ergün sadece sol bek oynasa yedek kalır, oynayamaz ama Ergün sol içte oynuyor. Oyun kurucu yapıyorsun. Sol önde oynuyor. Farklı pozisyonlarda oynatabiliyorsun. Ümit Davalı öyle. Sağ bek, sağ ön. Ama Hakan Ünsal da oynayabiliyor mesela. Sadece sol bek ve ön belki. Ama mesela çok önlü, yönlü Şener'de oyuncu. Şener oynar arkadaş. Şener kadar oynar yani. Evet doğru. Ama mesela çok Capone de mesela stoper de oynuyor, bek de oynuyor. İşte Hasan Şaş iki kanatta oynuyor. Yani çok fazla Gökhan çok Gönül. Yönlü oyuncular vardı. Ve işte formda oyuncuyu hemen şey yapabiliyordun. Hani forma verebiliyordun. Ama şimdi hem Lines formda olacak hem Mariana formda olacak. Bunların ikisi de sakatlanacak da Şener'e sıra gelecek. Ama şöyle bir şey düşünüyor musun? Sen haklısın da yani özellikle mesela şurada katılıyorum. Mario Nelines bek rotasyonu için yeterli zaten. Evet. Ama ben bu hamlenin ben sonra düşünmeye başladığım zaman Mariano'nun veya gideceğini düşünüyorum daha çok. Hı hı. O zaman okey. Yani Lines yani, artık birinci oyuncum. Lines artık ilk 11'in sağ bekidir diyorsan Şener iyi bir alternatifi olabilir onun. Aynı tarzdalar zaten. Birbirlerine benzer oyuncular Lines ile Şener. Sürekli bindiren. Hoca da zaten şey, hocanın sistemi şey, kanat oyuncularım ceza sahasına girsin, koşu yapsın, beklerim de ondan arkadan bindirsin. İyi bir oyun kurucum varsa da işte Banega'yı herhalde ondan düşünüyor. Onları arkadan iyi besleyen paslar atsın. Fakat mesela Fernando ve Ndiaye oyun kuramadığı için, özellikle Fernando bu sene bayağı bir düşüş yaşadı o durumdan. İyi oyun kuramadı Galatasaray orta sahadan. O yüzden Mariano oyun kurucu yapmak zorundaydı bekten biraz da. Şimdi ama Banega gibi iyi bir oyun kurucu alırsa o bekleri daha çok ön plana çıkarıp oyunu merkezde kurdurup bekleri onun istediği gibi bindiren bek kullanabilir diyorum ben. O yüzden biraz Şener sanki Mariano'yu eğer Banega'yı alırsa Mariano'yu gönderip orada Lines Şener ikilisini kullanabilir. Yapabilir. Ama şu doğru bak şu tespitine katıyorum. Fatih Terim'in alameti farikası hücumda çoğalmaktır. Evet. Bunun tek yolu da iki tane bekin yani hem oyunu genişletmesi. Evet. O Figuli'ye de merkezi alan açıyor. İlerideki oyuncu mesela Onyekuru'yu da oyuna sokuyorsun veya Babel'i oyuna sokuyorsun. Babel ikinci forvete çok yakın bir oyuncu. Hoca bu sezon da onu çok istedi ama Ndiaye oyun kuramıyor. Fernando da çok biraz ağırlaştı, fiziksel olarak düştü. Çabukluk da gerekli oyun kurmak için. Bence mesela teknikten daha önemli çabuk olmak o merkezde. Çünkü baskıyı yediğinde sıyrılman lazım. Onu kaybedince geriden oyun kuramadı. Hatta Marcao gelmeseydi mesela, hiçbir şey gelmiyordu. Şampiyonluk falan da gelmiyordu. Uğur'la mesela şeyini izledim. Galiba oradaydı. Yanlış hatırlayabilirim ama son dönem çok böyle kafa dolu. İşte beklerin oyun açılımı çok önemlidir ama mesela Fernando'yu değil dünyanın en iyisini getir. Busquets'i getir oraya. Rakip analizi yaptığın zaman yapmana da bile gerek yok. %90 merkeze baskı olur çıkışta. Çıkışlar zaten bek üzerinden oluyor. Evet. Ve o yüzden de beklerin ne kadar oyun kurup kuramamasına değiniriz ki çok doğru yani. Önemli bir faktör. Evet. Topu taşıma faktörü yani ikinci bölgeden üçüncü bölgeye topu taşıyan faktörlerin belki birincisi kalenden çıkarken senin Fernando baskı altında olacağı için muhtemelen beklerden çıkacaksın. Her iki beke hem şeye baskı olmuyor o zaman uzun topu deniyorsun vesaire gibi. Onu da 5-10 dakika yapabiliyorsun sadece. Orada mesela ben hep şuna dikkat ediyorum. Eğer ben bir takım kuruyor olsam beklerde en çok dikkat etmek gereken özellik iki ayaklı olması olur. Sana pres yapılamaz biliyorsun değil mi? Nagelsmann öyle yapıyordu değil mi? Yok, genel olarak her iki ayaklı. Hı. Yani iki ayaklı bek kullandığın zaman ters ayaklı bekten bahsetmiyorum. Ters ayaklı bekin de faydası var ama iki ayaklı bekte sen bir tarafının çizgi kapatıyor zaten. Çizgidesin yani bir tarafa evet, dönemiyorsun. Evet. Bir tarafa da çekebiliyor olmak çok önemli. Evet yani orada iki ayağın olması evet. Seni oyun kurarken baskı yememeni kolaylaştırır. Biz pres üzerine kurulurken ona da dikkat ediyorsun zaten. İşte Mariano mesela 2 sene önceki şampiyonluğu alırken Kanada sıkıştı. Soluna bir çekti. O koridor açıldı. Solla bir yapıştırdı Başakşehir maçında. Şampiyonluk getirdi. O beceri şampiyonluk getirdi. Tabii yani. Beceri ve şey oyun kurmak önemli ama genelde zaten oyun kurucular çok baskı altındadır ama işte topu rahatlattığın anda yine Fernando'ya gelir. Ben şunu düşünüyorum mesela Banega transferiyle ilgili olarak. Fernando ne kadar iyi oynuyorsa oynasın kafanızda bir Busquets gibi düşünün tarz olarak. Yani iyi yerde konumlanacak, hızlı pas alışverişinde bulunacak, kendini iyi çıkaracak. Ama asıl olay yanındaki 4-3-3 oynuyorsun çünkü yanındaki iki tane 8 numara tempoyu belirleyecek olan, pasları yapılacak olan, geçişi sağlayacak olan. Sen Fernando'yu beğeniyorsun. Evet, evet tabii tabii. Ben düşüşte olduğunu düşünüyorum. Doğru o da. Banega'nın gelişi iki tane temposuz merkez yaratabilir diyorum ben. Mesela Banega oyun kuruculuk olarak ben iyi dönemdeki Selçuk İnan'a benzetiyorum. İzledim maçlarını son dönemde de. Çok iyi bir oyun kurucu ama biraz ağır bir oyuncu gibi geldi bana. Çabukluk
sıkıntısı var. Fernando'da da var o. Biraz ondan sıkıntı çekebilir diyorum. Bu arada mikrofonu da düşürecektim. Yani belki Banega'nın gelmesi Fernando yerine daha atlet bir 6 numara yani gerektirebilir çok diyorum. Çok kritik bir yer orası işte yani. Orası. Banega'yı ekrana getirelim mi? Kimdir ekranını getirelim. Banega işte 31 yaşına geldi. Arjantinli. Çok net bir 8 yani. Çok evet. Net bir 8. 6 da oynamış bu sezon bol bol ama. Her 8 yani. Aşağı yukarı onu yapabilirsin evet. Ama orada şey var hani Banega'dan daha Banega ile Galatasaray ne kazanır? Yani mesela Banega olduğu zaman Ndiaye ve Feguli yani Ndiaye ve Feguli olmuyor yani Dong Fernando Ndiaye oynuyor. Ndiaye diyorum. Belhanda. Ndiaye ve Belhanda ikilisine göre atıyorum Belhanda Banega ikilisine getirir. Ondaki altının önünde. Hı-hı. Ben 8 olarak kullanacağını düşünüyorum zaten. Daha iyi bir yaratıcılık getirir muhtemelen. Çünkü değil mi? Mesela bir. Hoca 4-1-4-1 diziyor ya. İstiyor ki rakip ceza yayında oradaki 8 numara bir şeyler yaratsın. Ndiaye onları hiç yaratamadı. Top kontrollerinde hep sınıfta kaldı zaten. Bu sene ama evet. Normalde ilk kiralanmadan önce çok iyiydi. İşte ama daha o doğrusu, zaman daha gerideydi işte yani. Çok kart rakip yayda top alan bir oyuncu değildi. Evet ama şöyle özellikleri vardı mesela. Hızlıca dikine evet. Doğru gidiyordu. Bu çok önemli bir özellik. O yüzden ben olsam yine bir takımımda isterdim ki sol ayaklı bir defansif orta sahaya sahip olayım. Çünkü dikine evet. Oynayacak %100. Doğru. Geç, yani tempoyu kazandıran adamın koşması, topu alıp öyle yaptı. Ndiaye yapıyor onu. Tempo hı. Kazandırabiliyor mu sana? Yani o, formsuz olduğu zaman. Tempoyu tamamen kazandıran işte Hoffenheim bütün takımlar. Yani Kevin yani dikine oynayabilen bir iki tane oyuncuna sahip oldun mu senin topu birinci bölgeden üçüncü bölgeye geçiştirmen 5 saniye. Onun öyle bir pas opsiyon olmadığı zaman yana gittiğin zaman zaten rakip yerleşiyor. Doğru. Yani top senden daha hızlı olduğu için topu daha kestirmeden ama koşturmak. Bir detay bence önemli. Tudor döneminde Ndiaye topu kendi yarı alanından alıp alan bulduğu için öyle dikine yardırıyordu. Evet. Ama Fatih Hoca istiyor ki 6 numaram tek olacak. Önündeki 8'ler rakip yarı alanda top alacak. Bazen sırtı dönük alacak. İyi top kontrol edecek. Dar alanda bir şey sunacak. Şimdi Ndiaye'yi dar alana sokunca öyle bir top kontrol meziyeti yok. Yani teknik meziyetleri öyle değil. Yani bence Ndiaye hocanın sistemindeki doğru oyuncu olmadı. Ben hoca da kestiremediğini düşünüyorum bunu. Ben şöyle düşünüyorum. Doğru olabilir. Yani şuna katılıyorum. Çok formsuzdu ya. Hı hı. Hatırlıyor musun? Bir maçta çok iyiydi. Kırmızı kart gördü. Lokomotiv Moskova. Ondan sonra bir daha Ndiaye'de bir şey olmadı zaten. Evet. Ama oraya kadar olan Ndiaye'de başka bir şey sunuyor sana. Dikine oynuyor, dribling kabiliyeti, top saklama kabiliyeti, geçme. Rakiplere baskısı sağlam falan. Ama gereksiz baskıdan da nasıl olduğunu evet. Biz burada konuştuk seninle hatırlıyorsan evet. Yani. Ama Banega varsa bence hocanın en büyük düşündüğü şey şu. Şener, Banega topladığın zaman bunları. Hoca rakip yarı sahada oynayacak bu oyunu. Yani oraya yerleşecek ve oraya yavaş gidecek yani. Oraya yerleşecek ama ya Başakşehir maçında çok güzel bir hücum planı vardı. Mesela bir hücum gol olmadı ama muhteşem bir hücumdu. Şu Ndiaye'nin üstten avuta vurduğu. Şimdi tam ya Belhanda'nın. Evet Belhanda'nın daha çok. Belhanda'nın üstten avuta vurdu. O verdi yani evet. Diğer karşılarla. Direkt hoca, aklıma geldi benim. Hocanın istediği şey. Evet. Yani çok hızlı da gitmeyebilirsin. Rakibi boğacak. Ya zaten adam devre arasında yani Başakşehir 33. hafta ilk planı hani şey ya Fernando Ndiaye Belhanda ilk planı. İkinci bir alternatif Dong. Hiç düşünmediği adam Selçuk. Yani lig sonuna geldiğimizde devre arasında Selçuk'u direkt yerleştirip o maçı çevirdi. Belki daha yavaş çıktı ama Başakşehir top kaybetmiyor. Ben Dong'la falan kolay top kaybediyorum. Ben de top kaybetmeyeyim diye Selçuk'u aldı mesela. İlk yarıda Dong 1-2 basit top kaybı yaptı. Dedi ki ya yavaş çıkayım ama top bende kalsın. Ki Selçuk da maçı çeviren adamlardan biri oldu tabii hakikaten. Tabii ki. Daha böyle kontrollü oynayabilir. Ben hatta şunu demiştim yani şu anda Galatasaray'ın gole ihtiyacı var. Daha hücumcu bir takım olman gerekir. Yunus'u al ama almaz dedim. Hı-hı. Selçuk aldı yine. Yani hoca için zaten her türlü girecek oyuncu Selçuk. Ben şuna seviyorum. Ben zaten erken değişiklik yapılması taraftarıyım. Bunun üzerinde çok önemli olduğunu düşünüyorum. İkinci yarıya değişiklikle başlayıp da gol bulmamış takım sayısı çok azdır. Rakip durmuşsa. Yaptı orada. Selçuk aldı. Ben ona da sevindim ama hoca zaten bu. Orada kimin gireceğini ben sana söylerim. Duruma göre de aşağı yukarı yani. Dakikası dakikasında da söylersin. O yüzden Adem Büyükler genç oyuncuya göre daha kullanışlı. Bak daha iyi demiyorum.
ideal olan senin söylediğin. Ama Yusuf'tan, Adem'den hani bir son 15 dakika, 20 dakika veyahut biri sakatlandığında uzunca bir süre, özellikle Yusuf mesela bir sol bekte oynayabilir. Hı hı. Sol açık da oynayabilir. Aslına bakarsak Yusuf ilk çıktığında forvet arkası da oynayabilir diyorduk. Şutu var. İçeri girmesi var. Işte, sağ ön oynuyordu, içeri giriyordu. Yani Fatih Terim'le başka bir versiyona geçerse, başka bir seviye. Yusuf abi, benim Yusuf'tan beklentim çok düşük çünkü oyun zekasını hiç beğenmiyorum Yusuf. Evet. Oyun görüşünü. Adem'in yeteneği mesela harika, karakteri problemli. Yani yeteneği, ben Adem'in o kadar yetenekli olduğunu yetenekli düşünmüyorum. Ya, Adem büyük yetenekli. Ben canlı izledim. Faul alma becerisi çok yüksek. Anadolu takımları içinde çok değerli oluyor. Sürekli rakip yarı alanda faul alıyor. Takımın yerleşmesini sağlıyor falan. Güzel şeyler ama şampiyonluğa oynayan bir takımın da hani ön oyuncusunun en büyük meziyetinin faul almak olması. Zaten orada oynuyorsun. Faul almak değil ya. Geçen attığı golü izledim. Yani içeri girip şeyde Malatya'dayken. Hmm, son haftada yani genel olarak Kasımpaşa'dan da o bir kere kaç boyu adamı? 1.70 mi? 1.75 mi? En iyi kafacı ya Türkiye'nin. Türkiye'nin en iyi sıçrayan oyuncusu. Ben bir Fatih Tekke vardı böyle beğendiğim. O kısa boyuna rağmen. Yani çok iyi. Sanılanın aksine Miroslav Klose kısadır. Çok iyi kafacıdır. 1.80. 1.82'dir yani. Doğru. Herkes 2 metre sonra zayıf ve ince şey olduğu için. Bir de Adem Büyük vardır. Yetenek olarak değil ama gerçekten Kasımpaşa'dayken de yani ciddi problem. De. Adam ama 31 artık yaş yaşına geldi. Gelmiş. Evet. Bir de 31 yaşına gelene kadar hep hücum oyuncusu oynamış bu adam. Hiçbir sezonda çift haneli gol atmamış. Ya zaten şöyle bir şey de var yani. Çift haneli gol atmamış. Öyle bir istikrar da olmadı. Evet. Yani Önder Özen gelir gelmez ilk gönderdiği insandı ya, yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Diyor ki geçenlerde Abdullah Avcı beni dövüyordunuz tarzı bir şeye getirdi. Siz de bana yürümüştünüz, yumruk atmıştınız gibi, kaçtınız gibi. Bakar mısın seviyeye nasıl? Evet. Ya Adem Büyük bu. Evet. Yani şimdi ben kötü oyuncu hakkında olumsuz bir şey söylemek istemiyorum. Yetenekli. Fatih Terim'e bunları yapamayacağını bildiğim için Fatih Terim'in de ihtiyacı olan şey yedek kulübesi öyle olacak. Şimdi eskiden sadece yedek kulübesinden 3 kişiden faydalanıyordu. Selçuk, XX. Ne sonuç ne olursa olsun ama. Kullanacağı oyuncu bellidir. Yani mantık böyle gidiyor. Evet. Bir Alman yedek kulübesine bakar. Benim sol bek ihtiyacım var. Sonra sol bek 19 yaşındaysa da sol beki koyar. Ben hatırlıyorum Tilo Kehrer'i koymuştu işte. O nasıl koyuyor diyorduk. Ama şimdi Paris Saint Germain de bilmem kaç milyona. Belki o kadar yetenekli değil o gençler. Eyvallah ama Fatih Terim'in mentalitesi bu. Şimdi orada eskiden 3 tane vardı. Zaten yerli olmak zorunda orası. Bir tane yabancı koyuyorsun. 11 tane. Ne yapıyorsun? Yusuf'u, Adem'i artık yani hoca bu senenin Selçuklarını aldı. Kadroyu genişletti. 14 kişiyle oynuyordu Galatasaray. Şimdi artık onlar da girebilecek. Yusuf da girebilecek. Adem de girebilecek. Şener de girebilecek. Ben işte daha yani, kaliteli oyuncularla, daha genç isimlerle onun genişletilmesi gerektiğini düşünüyorum. İdeali o. Şimdi Vedat Muriç, Chicharito ve Mevlüt Erdinç, center for içinde bu isimlerin adı geçiyor. Şimdi biraz ilginç çünkü mesela Mevlüt Erdinç çok kontra atak futbolcusu bence. Yani mesela top kontrollerinin biraz böyle istikrarsız olduğunu düşünüyorum ama mesela tekte geldiği zaman iyi vuruyor bence. Tekte yakaladığında. Ama geniş alan golcüsü bana sorarsan. Galatasaray'a pek şey mesela Başakşehir'de olmadı. Antalya'da güzel oldu. Çünkü Antalya daha kontra atak takımı. Ya, Muriç tam tersi bir oyuncu. Pivot. Chicharito'yu ben zaten bayıldığım bir forvet. Yani özel ilgim duyuyorum. Çok seviyorum. Bizde Gekas vari bir tek onu sevebilirim. Yani Gekas vardı ona benzeyen oyuncu. Onunla ilgili bir video çektim zaten. Uzun uzun anlattım. Valla Chicharito olsa hani çok iyi olur ama bence böyle Vedat Muriç tarzı bir center for gerekli hocaya. Ya zaten Vedat Muriç'le Chicharito birbirlerine zıt iki oyuncu. Evet. Yani biri Arnautović, biri Chicharito. Ya o şey olaraktan 9 numara birisi. Bir kere hocanın tarzı Vedat Muriç. Yani evet. Vedat Muriç ile Fatih Terim ne bileyim yani özlenen ikili. Evet. Yani Vedat Muriç ile hoca çok şey yapabilir. Bunu herkes görüyordur herhalde yani Fatih Terim için. Vedat Muriç oyunun tamamını etkilemesi gereken şey. Chicharito ise atıyorum 60 gol atmışsa geçenlerde istatistiğini vermiştim. 60 tanesi ceza sahasıçı. Poacher dedikleri yani. Evet, evet. Bir numaralı golcü. Geçmişin Tanju Çolak'ı gibi. Yani Chicharito 20 dakika kadar 4 tane gol atar. Evet. Ama senin oyunun de tamamına bir Vedat Muriç kadar etki etmez. Hatta o yüzden sonradan alabilirsin onu oyuna. Evet. Ama hatta Türkiye'de bence çok büyük golcü.
Yani Chicharito ve enteresan yani o kendi memleketinde de inanılmaz bir şey hayran kitlesi var yani. Chicharito'nun. Evet. O yüzden Manchester United Real Madrid yapmıştır yani şey. Ama milli takımlara bak abi. 100 maçın üzerinde oynayıp 50 maçın üzerinde gol atan bir adam varsa o ülkenin efsanesidir. Yani o istatistikleri yakalamışsan efsanesindir. Ve çok net golcü ama hani 4-3 oynayıp 3 tane gol çıkarıp atabilir yenilip de. Böyle olacak demiyorum ama Vedat Muriç ikisi arasında sıkışıp kalmazsın. Çünkü iki farklı oyuncu. Evet. Yani Vedat bence hani rotasyon içinde, 11 içinde her türlü alınması gereken oyuncu. Hani diğer alternatifler konuşulur. Buradan yani ben Galatasaray'ın yedek hamlelerini beğenmediğimi söyledim. Beşiktaş'a geçelim. Mesela Beşiktaş geçen sezon, şimdi söylememi daha rahat açıklamamı sağlayacak iki oyuncu aldı. Güven Yalçın, Dorukhan. Mesela genç yatırım, yani rotasyona düşünüldü ilk etapta. Dorukhan 11 oyuncusu oldu sonra mesela, beni şaşırttı. Ama yani genç oyuncu yani. Uzun vadeli yararlanabiliyorsun. Ve potansiyel var. Mesela ben Yusuf Erdoğan'dansa işte Burak Kapacak falan var Bursa'nın altyapısından biliyorsun. Furkan Soyap şeye gitti. Başakşehir'e gitti. Ki Furkan bayağı oynadı yani bile. Evet. Yani, o tip gösterdi. Mesela genç ve daha geleceği olan oyuncu olsa daha iyi olur diyorum Galatasaray için. Bak bir şey söyleyeceğim. Doğru da kesinlikle katılıyorum. Yani olması gerekenden bahsediyorsun sen. İdealden. Ve Fatih Erim'in böyle bir şeyi de var. Oynatmıyor demek istediğim o. Yani Adem Büyük ne verebilir? 31 yaşına gelmiş oyuncu. Yanlış hatırlamıyorum değil mi? 31 yaşında. 31 yaşındaki ve artık gideceği yer belli, geleceği yer belli, yetenekli, karakter, hoca onu düzelteceğine inanıyor. Fatih Erim yapamayacaktır başka şeyleri. Yani bir plan var ortada demek ki diyorum ben. Benim yedek kulübeme ihtiyacım var. Yedek kulübem benim yerli olmak zorunda. Ama mesela atıyorum yıldız bir yerli de alamam. Direkt oynamak isteyecek. Yani onu da tutamam yani. Atıyorum işte hani yedek kalmayı da kendisine sorun etmeyecek ama her girdiğinde de bir şekilde faydalı olacak. Yusuf muhtemelen ilk 11'e kendisini bir şekilde yazdıracağını düşünerekten de geliyor. Heveslidir ama Fatih Hoca için o birkaç pozisyonda oynayabilecek iyi bir yedek. Adem Büyük kesinlikle iyi bir yedek ama Feghouli olmadığında yarın bir gün o yetenekte ama o performansı yakın en azından. Belki Fatih Hoca'nın dönüştürücü şeyiyle ama tabii ki 31 yaşındaki bir oyuncu artık diye birkaç şeyi yorumladık. Mesela Ozan Kabak'ın geleceğini daha iyi görüyorum. Çok yüksek kontrat almış Max Kruse'nin Fenerbahçe'deki geleceğinden. Şu adam futbol artık son kontratı. Adem'in de öyle. İstanbul'a gelecek. Nasıl düşündüğünü bilmiyorum ki. O yüzden her şey olabilir. Yani hiç verim almasa şaşırır mıyım? Şaşırmam. Peki Beşiktaş'a buradan geçelim. Şimdi Beşiktaş'ta bir kadroyu getirelim ekranı yine. Galatasaray yaptığımız gibi. Büyük ekranda bir bakalım. Burada Karius'la devam edeceğini açıkladı başkan. Utku gelecek, ikinci kalecimiz olacak. Altyapıdan da sağlam bir oyuncumuz var dedi, gelecek. Şimdi Gökhan Gönül'ün alternatifi olarak Douglas konuşuluyor abi. Tam ben Abdullah Avcı'nın sağ bek diyorum. Bir de senelerdir bir sağ bek alternatifsizliği var orada. Douglas da iyi bir arada. Evet. Bir de hem hocaya uyuyor hem hani Gökhan'a alternatif adam lazımdı. Yok Dorukhan'ı çekiyorlar sağ beke. Yok Necip geliyor sağ bek oynamaya çalışıyor. Olmuyor yani. Sistem bozuluyor. Gökhan Gönül en iyi döneminde bile alternatife ihtiyacın var. Sakatlanma yükseliyor. Evet. Zaten yüksek bir oyuncuydu. Yani. O da hiçbir var. Zaman iyi bir yani 30 maç 30'unu çıkarmadı ki zaten. O da var. Bir de hani böyle tam Kaysara'ya benzer adam değil mi Douglas da? Yani hem oyun kuruyor, teknik yetenekli zaten Brezilyalı adam. Hem hücumu bayağı iyi. Bence çok iyi olur. Hatta ben diyordum ki ya bu Douglas'ı Galatasaray'a yazıyorlar da niye Beşiktaş düşünmüyor diyordum. Bir ay önce falan. Şimdi bence doğruyu yaptılar. Şimdi stoperde Vida Miren var. Oraya muhtemelen bir oyuncu gelecek. Kesin. Kesin. Çünkü Miren çok da o şeye Abdullah Hoca'nın sistemine geriden oyun kuran yapısına uymuyor gibi. Oraya bir hatta Vida olduğundan dolayı diğeri daha da bir önem kazanıyor. Tabii. Yani direkt Vida, oraya tam Vida oyun kurucu alınmaz. %100 stop oynayacaktır. Evet. Yani ismi kesin yazılacak oyuncu ki sever yani herkes. Ki onunla kurmayacaksın oyunu. Yanındakiyle kuracaksın. Sol stoperle kuracaksın. Oraya sol stopere muhtemel gelecek bir oyuncu. Mesela Junior Epriani aranıyor. Evet. Mesela Adriano da gider deniyordu. Tam hocanın sisteminin oyuncusu olduğu için hala görüşmeler sürüyor herhalde orada. Kalacak mı? Bir şey var ona karşı. Çünkü evet yani Abdullah Hoca'nın oyun kurma sistemini adam iki ayağında kullanan bek, seninle yaptığımız programlarda hep söylüyorsun. Galatasaray'da da değindin. Şimdi iki ayağını kullanan bek Adriano. Bir de seviyor bizim
Abdullah Hoca yaşlıları seviyor yani. Doğru. Tecrübelileri seviyor. Yaşlı demeyeyim de yani. Posasını çıkarıyor yani. Kullanıyor. Verim. Tecrübeyi evet. Çok seviyor. Evet. Yani biraz fazla hatta. Abi bir de hani şey de önemli. Şimdi Mostaro'yu 36 yaşında gene 30 maça falan çıkarttırıyor. O da önemli. Hani eleştiriyoruz okey. Hani çok sonra, yaşlı kadro. Ama sonra niye ikinci yarı düştün diyorsun. Evet. Nasıl düşmesin yani? Doğru doğru. Yani o eleştiriler %100 doğru ama alabildiği kadarını da alıyor. Mesela 39 yaşında bir oyuncudan performans alabilen başka biri. Adam ne aldı mesela bu sene? Bu sene hiçbir şey alamadı. Ama Mustafa'dan da bir şey almadı ki bu sene. İkinci yarı Mustafa'da. Adebayor kamp döneminde, Temmuz kamp döneminde bir, uzun bir ağır hastalık geçirdi. Kampı yapamayınca zaten yaşlı oyuncu. Yani bağ ne yaptı? Dembaba'yı aldı mesela. Çok yanlış evet. Buluyorduk. Ne yaptı? Evet. Ya bunun yerine canavar gibi dinamik iki tane genci de oynatmıyor bir de. Bay için niye oynatmadın sen ya? Doğru doğru. Robinho'yu koydun o şeye. O yorumlara katılıyorum. Ama hani yaşlı oyuncudan performans alma. Abdullah Avcı'nın çok ciddi bir avantajı vardı. Ve onu kaybetti. Birinci yarıda onu yaptı çok iyi. İkinci yarıda da kaybetti. Bunun üzerine düşünmesi gerekir. Bu ayrı doğru, bir konu. Doğru. Ama Cengiz'den de görüyoruz ki aslında genç de oynatabilen bir oyuncu. Ve onu yıldız yapabilecek, ona güvenip de forma verebilecek de bir kapasitede. Yani, yani elinde böyle bir yeteneği yok da değil. Umut Meraş'a ne diyorsun? Sol bek'e gelir mi ihtimali konuşuluyor. Herkes şu anda onu istiyor. Sol bek'e. Yani direkt 11 oynamaz da işte alternatif olarak. Ya tabii ki Umut Meraş alabiliyorlarsa yani ya Bursa'nın son dönemin en kötü gözde oyunculardan birisi. Milli takıma da seçildi. Milli takıma seçildi. Geçen sezon işte geçen yaz Bolu Spor'dan çıkış yapmıştı. Ben onu birinci ligde bayağı izlemiştim. 10-12 maç falan. Galatasaray'a adı geçiyordu. O zaman Ömer Bayram mı Umut mu? Yaşından dolayı Umut diyordum. Şimdi mesela Ömer Bayram 28 yaşında denedin olmadı ama Umut mesela yükselmeye devam ediyor. Kötü Bursa'da bile işte bir şeyler yaptı. Milli takıma seçildi. Ben Umut'un savunmasını beğenmiştim hep Bolu'da. Yani hücumda öyle çok teknik kapasitesini görmedim ama birebirlerde kolay kolay adam geçirmiyordu. Fiziksel olarak sağlamdı. Kalın bir oyuncu zaten. Buraya bakınca ne görüyorsun sen? Bu genel sol açık yok. Hayır. Sol açık yok. Genel bir mesela aşağı yukarı buradaki isimlerden baktığın zaman ya Başakşehir'deki sorunun bir benzeri değil mi? Zaten ikisi de Avrupa'nın en yaşlı iki takımı. Yani Atiba arkadan Medel geliyor. Yani Adriano orada var. Gökhan Gönül öbür tarafta. Bak, çok bunlar, fazla doymuş oyuncu da bunların, var. Ya bunların herhangi birisinin sakatlığı en az 3 ay 2 ay sürüyor. Evet. Yani. Evet. Genç oyuncu oynatmanın en güzel tarafı odur. Evet. İstikrar sağlarsın. Sürekli oynar. Epiano gitti mi kaç ay geldi. Hepsi evet. Böyle ama. Bir kişisi değil. Gökhan Gönül ne zaman gelir? Doğru. Quaresma ne zaman ne olacağı belli olur mu? Burak Yılmaz sen en başta bahsettin. Şimdi tehlike daha da büyük. Evet. Yani bunu kadronun yenilenmesi gerekir ki sevgili Uğur Karakullukçu bu soruyu sordu. Yani Başakşehir'deki gibi yine yaşlı bir kadro oluyorsunuz. O da başkana döndü. Sanırım soru size diye. Yani kadroya yenilecek olan başkan. Ve ben inanıyorum ki Abdullah Avcı gençleştirecektir bu kadroyu. Evet. Öyle olmalı. Dünya futbolda yani. Biraz zaten gençlere doğru gidiyor. Yani City manyak mı? 18 yaşında zaten oyuncu alıyor sürekli. Fikret Orman açıklama yaptı. Öyle pahalı kontratlı oyuncular. Yani maaşı fazla vermeyeceğiz dedi artık. Yani Pepe tipi transferler yapmayacağız diyor. Çok anlamsız yani. Zaten evet. Var sen genç alırsan orayı yetiştirirsin. Onlar yani Vida'nın altında yetişecek. Öbür tarafta Atiba yetiştirecek. Öbür tarafta Quaresma yetiştirecek. Yetiştirmese mi daha iyi olur acaba? Yani zaten merkezin iyi. Bak Dorukhanlar fayda nasıl fayda gördün. Güven geldi 3 gol attı ya. Alın genç ya. Senin söylediğin Galatasaray konusunda katılıyorum ben sana. Yani itiraz etmiyorum aslında ama Fatih Terim'i tanıyorum. Oyuncu sokarken ki mentalitesi bu adam. Yani bunu da söylüyor. Kenara baktım diyor. Kim var oynayacak diyor. Ya sen oraya o zaman niye diğerlerini alıyorsun ki? Oyna girmiyor bak. Selçuk her maç ilk girendir. Yenik durumda giriyor. Galip kendi giriyor vesaire vesaire. Şimdi genç oynatacaksınız. Oynamazsanız olacak. Şimdi Ömer Toprak konuşuyor stoper için. Bilmiyorum Ömer Toprak Türkiye'ye uygun bir stoper mi? Ama oyun kurma yapısı... Tamam da naifliği var biraz. Evet, yumuşak olmuş. Son dönemde de başarısız çok fazla. Evet. Yani Ömer Toprak işte Freiburg'dayken çok iyiydi de. Kedira bir de onu da bilirsin yani futbolcu olarak. Kedira'nın da ismi geçiyor. Zor tabii yani de. Semih Kedira mı? Evet. Kardeş. Bir de zaten yani, Kedira geçmiyor muydu? Semih Kedira en iyi olan Juventus'taki. Evet. Yani o ya sakatlıkla ilgili Kedira iyi oyuncu zaten hiç tartışması zaten ama nesi var? Başkan da açıklama yaptı öyle çok pahalı maaşlı oyuncular almayacağız. Muhtemelen o haberler bana böyle çok inandırıcı gelmedi yani. Kedira iyiyse oynayabilecek durumdaysa Galatasaray'a gelmez. İyi değilse Beşiktaş. Beşiktaş pardon. İyi değilse o zaman niye alıyorsun zaten evet, sakatlık Beşiktaş. Bir şey vardır. Yani Kedira'nın şu anki durumu belki
Yeniden ki ama Kedira'nın şeyi de vardır, piyasası bana da mesela vardır. Mehmet Topal iddiaları da pek inandırıcı gelmiyor merkez Mehmet orta Topal sahaya. En güzel şeye gitsin. Trabzon'a. Malatyaspor'a gitsin, Malatyalı zaten. Gitsin takım kaptanı olsun Avrupa Ligi'nde. Tam böyle Malatya'da da öyle bir oyuncu lazım. Trabzonspor'da çok yetenekli oyuncu var, çok genç oyuncu var. Çok da iyi bir karakteri var Mehmet Topal'ın. Onlara iyi Abi bir örnek lazım. olur, evet. O Doğru açıdan doğru. Trabzonspor çok mantıklı orası için. O bölgede de ihtiyaç var zaten. Evet, onun azini İyi de sebepleri. oyuncu bana göre yani. Ama almaz Trabzon'un işte. Fenerbahçe ile aradaki problemler yüzünden. Bence Malatya'ya gidip Yok ya, takım kaptanı olsun. sözleşmesini sonuçta feshetti yani, el boşta. İşte Fenerbahçe'den Trabzon'a oyuncu almakta biraz sıkıntı olabilir. O Ama Mehmet camianın. Topal çok iyi bir, yani Mehmet Topal da alamıyorsan hiç oyuncu alamazsın Tabii hayatın canım. boyunca. Ergün Pembe'den sonra Türk futbolunun gördüğü en karakterli adam. Tabii. Net. Doğru. Bir de şu da vardır yani, hep diyorum ben bunu. İşte Fernando için de bunu söylüyorum. Bugün Galatasaray kötü oynasa ilk Fernando'ya saldırırlar. Fenerbahçe kötü oynuyor, direkt hedefteki isim belli. Büyük Bu orada çünkü. orada değil, biraz da oradaki futbolcunun iyi veya kötü oynadığı o kadar görülebilecek bir şey değil. Futbol yeteneği olarak bir 10 numara, bir santrofor, bir kenar oyuncusu kadar yetenekli olmadığı için insanlar direkt oraya saldırmak kolay biliyor. Zaten Barcelona mesela çok iyi oynadığı zaman Busquets'in ne yaptığını, abi Busquets'in ne yaptığını ne hala yapmış? bilemezler. Doğru. Çünkü ben scouting yaparken de şunu söylerim her zaman. Defansif orta sahayı anlayabilmek için kesinlikle ve kesinlikle canlı izlemek durumundasınız. Videolardan izleyerekten göremezsiniz. Bakmadığınız yerde onun ne yaptığı çok önemlidir. Evet. Nerede neyi kurtardığını algılayamazsınız yani. Hayat belki sizin takımını kurtarıyordur. Yani Roy Keane'ler vardı eskiden. İlla Patrick Vieira gibi böyle kendini gösterebilecek bir oyuncu olması gerekmiyor. Ama kötü gittiğinde bunlar hedef. 2008'de de Galatasaray Real Kart'la başarılı olamadı. Üçüncü falan oldu. O zaman da Topal ilk öne atılan oyuncu Mesela olmuştu ki gönderildi Valencia'ya. iyi futbol oynanmadığını hep oraya bağlarlar. Bir haklılık payı var taraftarın. Çünkü oradan çıkış teknik kapasitesi yüksekse, ama savunma da önemli bir şey ve ikisini bir noktada yapabilirsin. Evet, Mehmet çok iyi bir kesici. Belki iyi bir oyun kurucu diyemeyebiliriz ama. Fenerbahçe için de faydalı oldu bu ayrılık Mehmet Topal için de. Çünkü Mehmet Topal her kötü oyunda yine ıslanıklanacak. Doğru. Suç olsun olmasın. Hem kendisi için iyi oldu, hem Fenerbahçe için iyi Bir oldu. de o kadar büyük parayı bırakabilecek işte karakterden dolayı Her diyoruz. zaman karakterlidir. Yani Galatasaray'da bak, ezeli iki takım rakipte oynuyor. Ona rağmen ben Galatasaraylıyım, severim. Sen Fenerbahçelisin, atıyorum sen de seversin. Evet. O yüzden bazıları futbola sığınmasın. Kötü karakterleri futbol rekabetine mal etmesin. Bak, sevildi mi Alex gibi, Mehmet Doğru. Topal gibi, Ergün Pembe gibi seviliyorsun. Çok net. Şeyde Mehmet Topal'ın eşi de mesela şeydir. Sürekli böyle yardım kuruluşlarına şey Biliyorum yapan yani, çok cömert karakter insanlar. tanıyan arkadaşlarım var yani, beraber vakit geçiren arkadaşlarım var, anlatıyorlar. Çok iyi. Gökhan Gönül için aynı şeyi söyleriz yani, iyi karakterli oyuncudur. Doğru. Kesin. Tyler Boyd, onu da konuşalım son olarak. Ankaragücü'nde yarım dönemde çok iyi işler yaptı. Ben eğer olursa güzel bir transfer olabileceğini düşünüyorum. Zaten sol kanatta adam yok. Sağ kanatta da Quaresma, Lens, kimse Oraya kanat yok yani. kanat İkisi. yok. Evet. Yani problem o. Yani Aras değil mi? Üçüncü oraya yazılan Evet. oyuncu, üçüncü Evet. oyuncu Aras Evet. Özbiliz. Evet. Yani Quaresma, Lens, Aras Özbiliz. Diğer tarafta öyle. Gökhan Töre şey getir tekrar o ekrana Mert Beşiktaş'ın görelim. Ben anlamadığım bir şey Gökhan var Töre var, Beşiktaş'ta. Orkan Çınar falan var yani. Sedat Şahin Türk kiralık hani. Muhtemelen transferler gelecekler ama ben olsam Kagawa'yı bırakmazdım ya. Bir Zaten şekilde tekrar ikna ederdim. uğraşıyorlar. Yani Tekrar uğraşıyorlar ama yani evet dörtlü zor. merkez yaparsın ya. Dorukhan'lı, Laiç'li, Kagawa'la oynarsın gerekirse yani. Değil mi? Şenol Hoca'nın hiçbir türlü vazgeçmediği kanatlı sistemden aslında tam böyle baklava dilimli o Thomas Schaaf'ın Werder Bremen Ya oynattığı, Ancelotti'nin Milan oynattığı merkezde 4 oyuncu. bir de şey var, en çok asimetrik olacak Şenol Güneş'e. Sırf asimetrik olması için zaten Lens oynadı. Yani bir tane kanat içeri girip orta saha karakteri ise Diğerini de diğeri çizgiye çizgiye inecek. kullanıyorlar. Quaresma'nın oyunu ya. Mecbur değilsin. Lens hiçbir şey yapmadı uzun süredir yani. Evet. Skora katkı bulunmadı ama ısrarla oynattın. Orada Laiç'le mesela ne kadar güzel anlaştı Kagawa. Israrla onu denemedi. Bir Evet. kere denedi, 45 dakikada vazgeçti. Kesinlikle. Hani şeye hazır zaten. Bu ikisi oynamaz diyorsun ya. İlk kötü şeyi de tamamen hemen atıyorsun. Lens 10 maçları yok piyasada. Hiç öyle bir şey yok. Asimetrik olacak. Şimdi Fenerbahçe'ye geçelim buradan. Mehmet Topal için zaten bahsettik biraz. Mehmet Topal'ın kariyerini de getirelim ekrana. Fenerbahçe'de çok uzun yıllar geçirdi. O Yani zaman 298 maça çıkmış. 273'ü ilk 11'de. Fiziksel olarak kendine iyi baktığının direkt göstergesi. Yani evet. Bence abi 2010'da
2015'e 2016'lara kadar çok çok büyük katkı verdi. İlk 4-5 senesinde Fenerbahçe'ye çok ciddi katkı sağladı. Verilen bonservise göre, işte maaşına göre falan takımın en iyi 2-3 oyuncusundan bir tanesiydi. Tabii yaşla ilgili, şimdi 33 yaşına geldi. Yaşla beraber zaten fiziksel Düşmesi oynayan normal. bir oyuncu Düşmesi düşmesi normal. doğal. Yani ayrılması da çok doğal. Bir taraftarın da oraya daha teknik kapasitesi yüksek bir oyuncu koymak önemli. Hani bir yandan bütün takımın kötü formunu buraya bağlamak kötü ama o bölgede öyle bir bölge ki dedim ki sana hızlı hücuma çıkıyorsun. Top sana geliyor. Kim kaparsa kapsın. İlk birinci pas sende. Eğer dikine doğru pas atarsan gol. Evet. Belki devamında 10 pas daha olacak ama her şey senin o ilk pasa bakıyor aslında. Doğru. O oradaki oyuncu, o yüzden ben hep diyorum yani hep çok severim. Solak oyun kurucu kadar sevdiğim bir şey yok. Şimdi Fenerbahçe ile ilgili benim çok ilginç bulduğum bir hadise var. Getirelim kaleciler görselini. Şimdi Fenerbahçe'nin maaşı vermeye devam ettiği 5 tane kalecisi var. Bizim Emre, İlk Emre onun üzerine duruyor Bilmiyorum, hiç görmedim de. galiba, Yani değil ben mi? bir İlk Emre. senedir bunu anlatıyorum. Ya 2 milyon euro falan veriyorsun Kameni'ye. Kadro dışı ki bir sene daha kontratı var. Erten diye kalecim var, üçüncü kaleci diye, beşinci kaleci. Berke'yi aldın, bir dakika süre vermedin, kiralamadın da. Harun var. Şimdi Volkan Demirel var. Şimdi bir de üstüne Altay konuşuluyor. Altay, Mert Günok konuşuluyor. Begovic'in ismi geçiyor, Fabri'nin ismi geçiyor. Ben bunu çözemedim. Şimdi Kameni üçüncü kaleci olamayacak kadar da kötü bir kaleci mi? Erten'i gönder. Berke'yi de kiralık ver. Harun, Volkan, Kameni olarak dur bari. Hani yani ne kadar, bu kadar ekonomik krizi olan bir takımın 5 kaleciye birden maaş ödemesi. Ben Harun'a ne kadar güveniyorlar onu merak ediyorum. Yani ama Bence şimdi Altay'ı izledik bu sene. Evet, çok iyi refleksleri var, çok iyi fiziği var. Ama mesela Altay'ın birkaç tane yediği gol var. Ciddi pozisyon hataları ve Harun'dan iyi bir kaleci mi? O bende şüphe ama uyandırıyor Harun mesela. da yani Harun'un da yan topları çok kötü. mesela ben olsam Oyun kurması yok. Mert Günok'u alır kapatırım yani işi. İşte o zaman 3 kaleci mi göndereceksin? Ama şöyle bir şey, zaten bu hata ilk bir kaleci alıyorsun. İşte Volkan gibi büyük bir artık geleneğin takımın efsanesi olmuş onun arkasına koyacaksın. Ve Fenerbahçe'ye yıllardır nasıl Galatasaray isabetli yabancı transfer yapıyorsa Fenerbahçe'de isabetli yerli kaleci konusunda çok uzmanlaşmışlar. Doğru. Şimdi burada Kameni'yi bir kere aldığında ya çok büyük ben belki hata yaptı. Harun'la ilgili şöyle yanılarım yok. Yani ben Rizespor'la oynadık işte 6-0 ya bizim maç var mesela. O yüzden böyle o enteresan yani performansı vardı, hatta çok kötü oldu. Bir öyle bir böyle. Aynı maçta dahi çok iyi inişleri çıkışları var. Ben Harun'da göremedim tek şey istikrar. Ama Mesela Harun'un ben birebirlerini çok beğeniyorum. Çok iyi zamanla alan kapatıyor. O yani birebir de çok iyi büyüyor kalede. Reflekslerini de beğeniyorum. Yan toplarını ve oyun kurmasında çok ciddi evet, eksikler yan var. toplar başta. Ama yani bence şimdi Fenerbahçe'de o kadar çok eksik var ve o kadar az para var ki bence önce bir kaleciyi bir sene daha Harun'la tutup belki başka mevkileri düzeltmek lazım diye Yani düşünüyorum. zamanla oturabilir de. Kaleci için çok şey değil. 30'dan sonra bile yıldız oluyorsun. Doğru, o da Mert var. Günok da iyi bir örnek buna mesela. Kesinlikle. O yüzden ama yani çok ciddi para yatıracağın yer değil şu an için. Harun sonuçta bir yatırım. Beklemek gerekir. Evet, mevcut kadroyu getirelim Fenerbahçe'nin de. Orada kaleci gibi farklı diğer pozisyonlarda da benzer şeyler göreceğiz abi. Şimdi bak, defansif orta sahada sadece Jailson kaldı. Ama mesela 8 numara pozisyonda oynayabilecek 7-8 tane adam var. Mehmet Ekiciler, Tolga Ciğerci, Elif Elmas, Oğuz Ya ama Kağan, şimdi bak bak. Şimdi Zayis, öyle Tolgay. şu isimlerden hangisini? Tolga'yı geç. Elif Elmas sol bekte oynuyor. Sol önüne atıyorsun. Oğuz Kağan daha genç. Ferdi yani gerçek oynayabilecek kaç kişi var? Şu Alper'i bile Tolga'yla hani sola attık biraz, hani sol kanatta adam görünsün diye. Yani Alper bile 8. evet. Mesela merkez orta sahada hani oynayamayacak dediğin adamlar da duruyor. Ve kiraya vermedi mesela, hani Berke'ye olduğu gibi Ferdi'yi de kiralamadın. Çocuk süre alsın, gelişimini devam Değil mi? ettirsin. Oğuz Kağan Yani benim sadece bir maçta izledim ve çok beğendim. Ankaragücü maçında güzel. sakatlanmıştı. Yetenekli bir oyuncu. İşte Mehmet Ekici sürekli sakatlanıyor. Tolga zaten sürekli sakat. Yani Mehmet Ekici ve Tolga Ciğerci güvenip de yola çıkamazsın. Yokmuş gibi davranmak daha iyi. Verirse fayda iyi. Evet, sol açık Zaten mutlaka gerekli transfer.
Sağda herhalde Moses Dirar'la bir sene daha gidilecektir. Ben mesela Murat transferini, yani Şener'i gönderip Murat'ı, bu arada Şener'i silmek lazım oradan. Ya, unutmuşuz, atlamışız. Şener'i gönderip oraya Murat'ı almalarını ben doğru buldum. Çünkü Isla direkt oyuncun. Dirar'ı koyduğun zaman da direkt katkı veriyor. Üçüncü Şener'e oraya 1 milyon Tabii. dolar falan vereceğine Mantıklı. Türkiye Mantıklı. U21'inden Murat'ı alıyorsun 200-300 bine. Murat farklı pozisyonlarda da oynuyor. Sağ ön, sol ön gibi. Bence doğru bir iş yaptılar orada. Şimdi, yani çok fazla eksik Bir var tek kadroya tandemi baktığımızda. fena değil yani kabaca. Ama Skrtel de gidiyor. Soru işareti olanlar, Gidiyorsa problem. sözleşmesi bitenler. Neuchâtel'e mesela Abdullah Avcı istiyormuş. Neuchâtel en büyük özelliğini biliyor Ben musun? o habere pek inanmadım. Ben de anlamadım ama kesin Başakşehir diye istiyordur da İstiyordur, evet, ama tabii Beşiktaş da Şiktaş'a. ister mi? Çünkü seçenekleri çoğalıyor Beşiktaş'ta, onun Evet. farkındadır. Daha bir Bir de tepki albenisi. alacağı transfer şimdi, yani oradan Fenerbahçe'nin Neuchâtel bak. beğenmediğini mi Evet alacağız evet. durumu? Neuchâtel tamamen 12. adam olarak alırsın onu. Evet. Yani birinci as değil. Çok iyi 12. adamdır. Çok uzun zamandır ön libero da oynamıyor Neuchâtel. O Tabii yani Schalke dönemlerinde yedek oynuyordu da. olarak yani iyi bir şekilde yedekler Evet. seni. Yoksa birinci as olduğu için Sadık var. Yani Karatör giderse problem orada da var tabii ki. Şöyle problem olacak bak. Şimdi Neuchâtel'i bir kenara bırak. Serdar Aziz'in sakatlanma ihtimali çok yüksek olacak yine. Her an seni Altay'ı bırakabilir. Birinci stoperinde yok. Orası da sıkıntı yaratacaktır. Hasan Ali herhalde en iyi bölgesi. Bir de sağ açık eğer bunlar durursa. Şimdi Max Kruse'yi zaten uzunca konuştuk. Yani 15 dakika falan ayrıca bir video çektik. Orada değerlendirdik. Çok iyi bir transfer olabileceğini söylüyoruz yani oyuncu yetenekleri olarak. Yani bu ülkede problem yaşar falan ayrı mesele. Herkes için geçerli ama onun dışında Nereye çok iyi bir transfer koyacaksın yani? olacağını düşünüyoruz. Renato Sanchez ismi geçiyor. Bayern Münih'te olmadı. İşte çok büyük gelecek vaat eden bir genç oyuncuydu. En iyi orta saha olur deniyordu hatta. Yani o derece büyük gelecek vaat ediyordu. Olmadı Bayern Münih'te. Şimdi Renato Sanchez çok ilginç bir transfer olabilir 8 numaraya gelirse. Valla şimdi şöyle söyleyeyim yani ben geldiği 35 milyon verildi ya ona. Hı. İlk maçlarını izledim bir de ilk maçlarda oynuyordu da. Ya bu oyuncu nasıl 35 milyon verilir diyordum ya. O anda Osman'a Dembele'yi almıştı Borussia Dortmund. Bu 15 milyonsa bu nasıl 35 yani. Kafayı yiyordum kaybettiği toplardan çok kötü bir etki bıraktı bana Renato Sanchez. Hı. Değil 35, 5 milyon vermem dedim. Tabii kadrodan çıktı. Sonra Premier Lig'e yayınlıyoruz, Premier Lig'i yorumluyoruz. Swansea City'ye geldi. O kadar kötüydü ki. Ya o kadar kötü olabilir yani. Senenin en kötü transfer olarak böyle enlere falan aldım yani. Orada da kötüydü. Dağınıklığı, top kaybı vesaire güçlü olmasına rağmen. Ama bu sene Kovac'la beraber bir çıkış yakaladı. Yani evet o oyuncu bu oyuncumu dedirtmeye başladı. Ama hani çok böyle beni tatmin eden bir şey istikrarı o kadar uzun süre maç oynaması olmadı. Ama sadece bu sene ama son 2 yıldır Renato Sanchez mi? Yani küme düşen Premier Lig'de Swansea'ya hiç katkı vermedi yani. Evet, büyük hayal kırıklığı Büyük hayal yarattı. kırıklığı. Evet. Orada da zaten eski Bayern teknik direktörü diye onlara kıyak Ama geçti. mesela Euro 2016'da da dedik ki ya müthiş bir çocuk çıkıyor Ama falan. hemen Evet. arkasından izledik ben Bayern Evet, Münih'te. doğru. Güçlü, bak çok güçlü oyuncu. Çok bir yani topla ilişkisi ama öyle paslar, öyle savruk ki. Hı. Yani ben hiç girmem böyle bir transfer Şimdi mesela. Feysa, Çünkü Mehmet Topal yerine herhalde Feysa'yı evet alacaklar ön belki. libero. 6 numara o şekilde gelecek. Zeluis konuşuluyor. Bildiğim bir oyuncu mu? İzledin mi hiç Zeluis'i Rusya'da? Daha önceden galiba bakmış mıydım yani yok öyle yani çok bir net kesin yargı Hmm. verecek şekilde yapmayayım öyle çok yanılıyorum çünkü Ha. o yüzden. Vedat Muriç konuşuluyor bir de. Vedat Muriç bence direkt hocanın oyuncusu. Ama Vedat Muriç, Max Kruse ikilisi önlü arkalı oynarsa da hocanın böyle 4-3-3'üne pek Uymuyor. uymuyor. 4-4-2 ya da ya Şimdi bir de Zajc da var. Zajc'i ilk 11 oynatacaksan o zaman baklava dilimli daha defansif iki orta sahayla kanatsız bir oyun. Ama evet, hem Dirar ve artık sol. Moses var bir yandan. Bir yandan da o var. Kanatsız Cruz için idealdir. Evet. Yani baklava diyorum yani Elmas, Diamond 4-4-2 öndeki santrafor da oynar veyahut Flach düz 4-4-2'de de Aslında öndeki ikiliden birisi o zaman olacak. şunu düşünebilirsin. Moses eğer Inter'e gitme ihtimal var Conte. Çık onun maaşından. Dirar Isla'yı sağ bek olarak kullan. Bol bindiren.
Sol beke de işte Hasan Ali'ye bir tane o tip bir adam al. Kanatsız oyna. İki tane böyle bir Feysa, bir de işte daha defansif bir 8 numara. Önlerinde de işte Zayt ve Kulüse gibi ve Vedat Muriç tarzında böyle bir Diamond dediğimiz işte 4 baklava de, baklava elmas de. evet. Baklava tipi yani Kulüse ve şey Vedat ikilisi. Arkada böyle Zayt. Merkeze de işte atıyorum Tolgay, Feysa, bir de Renato Sanchez tipi işte. Öyle bir merkez kurgulanırsa belki o şekilde bir biraz ama bizim buradan çünkü çok bizim Süper Lig'de hiç böyle bir şey söyleyeyim kanatsız mi? sistem oynanmadı ya. Yani. Yok ya oynadık. Ha Fatih Terim Feldkamp da oynadı. oynattı. Fatih Terim oynadı. 4-4-2 merkez, diyorsun. 4 merkezde oynadı. Evet. Engin Şeyin Baytar, o Emre Diego'nun Çolak, Atletico Madrid'i yani Selçuk, merkez. Melo. Doğru. Bak şey hatta hep şunu iddia ederim ben o zaman. 2012 Fatih Terim'in ikinci Burak da gelmişti galiba. Burak ertesi sene geldi. Yo, tamam ertesi sene ama hı. Benim bahsettiğim sene o sene. Drogba ve Snyder gelmeden önceki Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmıştı. Doğru. Elman derli Buraklı ya da Elman derli Umutlu. Umut Elman derli arkada Buraklı. Da 4 merkez vardı. Engin Baytar, Emre Çolak, Melo, Selçuk. Evet. Hangisi bunların kanat? Değil değil doğru. Yani Ve bir önceki sezonda o ve şampiyonluğa muhteşemdi. giden takım evet çok Yani iyi. ben hatta şunu söylemiştim yani Drogba'yı aşırı sevmekle, Snyder'a bayılmakla beraber bu kadar büyük harcama yapabilecek ihtiyacın yoktu senin. Evet. Doğru. Yani Yol Umut, almıştı o takım. dönemki Umut birinci devre 12 gol atmıştı. Şimdi diyorsunuz ki yani kim Drogba'ya hayır der ki? Evet. Bilsek ki o paralar doğru bir şekilde kullanılacak o zaman hayır deriz. Zaten çarçur edileceği için bari biz Drogba'yı görmüş olalım o şekilde çarçur edilsin diyoruz yani. Çarçur etmek de değil bu arada. Drogba gayet iyi performans gösterdi. Snyder de belli oranda. Evet. Ama hani o paraları hani Şampiyonlar Ligi'nde Bir de gruplardan mesela çıkıyorsun. Dani Semih oynuyordu stoperinde. Hani Drogba almasaydın da Burak Elmander Yani Umut vardı işte atıyorum oraya. Yani bir de büyük Fatih bir Terim stoper tarzı. alsaydın. İki tane basan hücumcu Evet. vardı ya. Elmander vardı, Evet. Umut vardı. Ve Zaten Ünal Aysal o dönemde Fatih Terim'e sormadan tabii transferler zaten problem gerçekleştiği o. için Zaten problem orada o. kıyamet kopmuştu. Şimdi Yani. Fenerbahçe bir de ben Feldkamp döneminde bir 4-3-1-2 hatırlıyorum. Arda'yı sol iç gibi oynatmıştı. Lincoln 10 numara, Arda sol iç, Mehmet Topal, sağda Barış Özbek, ileride de Nondalar, Ümit Karanaf öyle Hakan vardı. Ama Fenerbahçe'de mesela Ersun Hoca'da da böyle hiç kanatsız merkezli bir sistem hatırlamıyorum ama kurulsa güzel Yani kurulabilir. savunması bak fiziği problemli olacak Kruse'nin savunması problemli. Şimdi Gladbach'taki döneminde şey yok. Hepsi orta saha. 6 oyuncu da. Yani Rafael de bir 10 numara. Çok iyi bir 10 numara. Kruse de 10 numara forvet. Gerideki 4 de merkez oyuncusu vardı Gladbach'tayken. 4-4-2 daha doğrusu 4-2-2'ydi. İşte en son Bremen'de arkada 3 tane merkez oynatıyor 4-3-3'te. 3 tane 8. Yani Nuri de oynuyor, Barkfred'i de oynuyor. Diğer Egestein oynuyor, bir şey oynuyor. Ya da orada da arkası sağlam. İşte Kruse'yi önünde iyi bir şekilde kullanabilmek için işte o savunma defolarından ya da atıyorum iki santrofor oynamanın getirdiği şeyden kurtulmak için sağlam bir yapı olması gerekiyor geride. Yani 4-3-3 oynarsın. Vedat Muriç'i kenara salarsın. Öbür taraf başka bir kenar, bir tane kenar forvet koyarsın. Bir tane kenar oyuncusu koyarsın. Muriç'le ikisi. Gerilerinde Max Kruse. En iyi daha bak Max Kruse şöyle oynayacak arkadaşlar yani. Kendisi merkezde hücumun merkezi. İki kenarında da biri golcü, biri kenar oyuncusu, iki oyuncu olacak hücumcu. Bunu Evet. ister bunu 4-4-2'nin iki tane santrofor olarak düşünün. Çünkü genelde hiçbir zaman tam santrofor değildi. Doğru. Daha önceki oyuncularına Pizarro ile X oynuyor. Atıyorum hayır daha önceden İşte Harnik'tir, Raşitsa mesela şu anda Bremen'de. Bunlar kenar forvetler. Ya da kendisiyle beraber bir 9 numara, arka 4 tane orta saha olacak. Bu şekilde bir yapı ama dizininler olmaz. Belki Ersun Yanal daha iyi bir şey bulacak bizden. Ama şey olacak, kaliteli bir oyuncu sonuçta. Doğru. Vizyonu olan bir oyuncu. Übersicht derler yani saha görüşü. Oyunu görüşü okuması çok yetenekli. Solak, teknik, 4 kişiden arasında ara pas da atabiliyor yeri zeki geldiğinde. Zeki bir adam bence. Zeki bir adam. Bazen top pas tutmayabiliyor çünkü riskli paslar atıyor. Hı hı. Bazen gününde olmazsa şey oluyor ama zeki bir adam, golcü bir adam gelecek. Evet. Yani fırsatını buldu mu golleri atacak. Duran topta kullandığını düşünelim. Sana gol, asist yaptıracak.
Bu. Hepsi bu yani. Kaliteli oyuncu aldı Fenerbahçe. Kalbur üstü oynayan oyunculardan birisi Almanya'nın. Peki abi, ağzına sağlık. Teşekkür ederiz. Çok sağ olasın. Önümüzdeki maçlarda uzun bir aradan sonra transferleri değerlendirdik ama bizim Türk takımları biraz böyle Haziran ayını boş geçer, dinlenirler, hiç transfer falan yapmazlar. Şimdi de resmileşmiş bir transferi konuşmadık. Ya, hep iddialar üzerinden konuştuk. Az önceki Fenerbahçe takımını değerlendirmek mümkün ya. Yepyeni bir takım göreceğiz biz 3-4 ay sonra. Evet. Yani bir ay, iki ay sonra bütün hepsi değişmiş falan. Bütün hepsi. Yine en doğu, en şey Galatasaray var. Bir oturmuş. Evet. Yani ben Abdullah Avcı ile beraber 5 yaşında yıldız transfer değil belki ama çok transfer yapacağını düşünüyorum yine de. Evet. Şimdi biraz transferler gerçekleşsin, biraz bir şeyler otursun, tekrar yine üç büyükleri falan değerlendiririz abi. Ağzına sağlık. Çok sağ teşekkür olsun. Ederim. YouTube'da bizi beğenin, takip edin. Yine videolarla birlikte karşınızda olacağız. Herhangi bir şey olduğunda yorum yapın. Evet. Biz onu cevaplayacağız aynı zamanda. Aynen öyle. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.